Bayanlar ve baylar, şimdi WWE şampiyonu kemiğe çevir maçımız olacak. Randy Orton ve Seth Rollins arasında gerçekleşecek bildiğiniz üzere. Ve bu bir JoJo'nun da anons ettiği gibi Tables, Ladder and Chairs maçı olacak. Evet, bu şovu çektiğimiz 3. gün 1 haftadır Armageddon çekiyoruz. Yani 25 gibi. Ve şimdi The Architect geliyor. Hazır mıyız ümit ailesi? Bilemiyorum, acaba hazırlar mı? Hadi sizinle de birlikte bağırın. Sonra anneniz kızsın size. Burn it down! He's here! He's here to break war. The Architect! Seth Rollins inanılmaz kıyafetiyle ve bildiğin güzel duruyor. Tabii ki aşkım. Bildiğiniz üzere Seth Rollins SmackDown Live'a Survivor Series 2019'dan sonra gelmişti. SmackDown Live 4 tane draft pick kazanmıştı ve onlardan birincisi de Seth freaking Rollins'ti. Sadece 4 mü? Ya hayır, yani şey 4 tane maç kazanmıştı yani, orada yani. 5 draft pick. Yani 5 tane draft pick teknik olarak kanunlar. Chris Jericho Seth Rollins'e bayağı önem verdiği için gelir gelmez onun welcoming komite olarak Natalya ve Rubriyat'a karşı bir tekli maça sokmak yerine Shinsuke Nakamura'yla bir dream match'e soktuğunu, ancak Randy Orton Survivor Series'deki inanılmaz galibiyetinin ardından 2 senedir üst üste yendikleri Brent'ten bir insan gelip de main event'e hem de rakibi eski düşman Shinsuke Nakamura'ya bir maça çıkmasını daha fazla katlamayıp ikisinin de ağzına sıçmıştı. Sonrasında geçeyim, ertesi hafta yaptığı şeyleri açıklamıştı Randy Orton. Ardından da Shinsuke Nakamura ve Seth Rollins backstage segmentta Randy Orton ve Batista Hatley'in bildirmek istediklerini konuştular ve bir tek diye maça çıktılar. Ancak orada Shinsuke Nakamura'ya çıktı. İkisinden Batista bomb sonucunda tuş oldu. Ancak sonrasında Shinsuke Nakamura Seth Rollins'in kendisini dost olarak görmeye başladığını fark edince kendisinin sadece kendi işine baktığını göstermek adına Seth Rollins'e arkadan saldırdı ve bir maça çıktılar. Seth Rollins vs Shinsuke Nakamura bir kariyer maçına çıktılar ve orada Shinsuke Nakamura gururlu sonucunda The Architect'te kariyerini kaybetti. Ve şimdi de The WWE Champion! The Viper, The Apex Predator, Yok, The Legend Killer, Randy freaking Orton. Artık farklı bir kıyafeti de sponsor aldı tepe alttan. Evet, çünkü o iyi bir insan. Bildiğiniz üzere Randy Orton WWE şampiyonluk kemerini bu senenin SummerSlam'de Johnny Gargano ve Finn Balor arasındaki kıyaslayan maçtan sonra keşin yaparak almıştı. Ve o zamandan bu yana şampiyonluk kemerini Johnny Gargano ve Shinsuke Nakamura'ya karşı maçlar kurdu. Ve son pay-per-view Survivor Series'de World Heavyweight şampiyon Bobby Roode'u alt etti. Ve her zamanki egoist karakteriyle beraber de World Heavyweight kemerini de kendi ünvanına sıkıştırmaya başardı. Ve promosuna kendisinden WWE World Heavyweight şampiyonluğu olarak bahsetti Randy Orton. Ve bildiğin üzere Seth Rollins'e saldırmasının aynı zamanda arka nedenlerinden bir tanesi de bu ikilinin eski yaşadığı husum etti. Bildiğin üzere Money in the Bank Ladder maçında bu ikili ilk defa karşı karşıya geldiler ve merdivenin tepesinde olan iki isim de kendileriydi. Randy Orton orada Seth Rollins'e çaktığı yumrukla onu aşağı düşürmüş ve Money in the Bank çantasını almıştı ve Seth Rollins'in hayallerini paramparça etmişti. Şimdi bu ikili geçmiş defterlerin hesabını Once and For All Armageddon Pay-Per-View'un TLC maçında çözecekler. Fences and the doctors are disease and the preachers are all sin. Ayrıca bu ikilinin attire'larını yaptığı için de tekrardan Curtis Axel'a teşekkür ediyoruz. Universe Mode'un bu 99. bölümü, ilk bölümleri izleyenler şu an kahkahalar atıyor. Evet. Diğerleri de ne alakamına koyayım diyor. Hani Kurt Sexton'la böyle bildiğin yani gün ortamı bir kez hani çıktı yani. Bu Chris Jacob'un galiba şey United States şampiyon kemeri Reigns arasında bir kez kabul etmiş galiba Open Challenge'ı. Bizim gerçek hayattakinden daha kötü bir kariyer yaşadı ya. En azından orada Paul Heyman'la falan gezdi bir dönem bir ara, böyle. Bir ara tek team şampiyonu falan da oldu. Yani bir şey ayrıca arenanın rengini biraz açtım. Evet, çünkü çok daralmıştım ben. Evet. Ve iyi de olmuş bir ben bakınca daralmıyorum. Ya çünkü simsi yapmış ben. Anca, fark etmemişim yani. Üstteki NXT TakeOver yazısını görüyorsanız artık bahsetmeyeceğim. Çünkü bir tepki boyunca 10 kez bahsetmiştik. Oh! Bu niye Seth Rollins'a harika bir hareket. Cut, ve Seth'in etayı çok güzel duruyor ya. Sen Zip Leder maçı mı yaptın şey mi? TLC yaptın. Bak, bak masayı gördüm. Kanka oç. Sana yatayım mı masaya? Oy oy oy. Sıkacak mı acaba? Pitch! Artık restart yok! Oh. Seth Walker! Walker. Geçen gün yaptığınız maçların totalinden şu an daha iyi. Evet. Çok daha iyi hissediyorum. Oh, Bayağı rana. Acaba Orton'un kıyafetinin o beyaz eklerinde güzel olmuş. Çok açmış böyle onu. Ben bayağı beğendim. İlk başta orayı kırmızı yapıyordum. Sonra bok gibi durdum. O çünkü cidden kötü dururdu ya. Onun iyi duracağını nasıl düşündün ki sen? Bak ne güzel tatlı şu duruyorlar. The Knee! Seth'in o kırmızı etayını koysaydık harika olmaz mı?
Dropçiye kafasını arkasına. Restart. Biz kötü insan geçen hafta. Evet abi. Çok hak etmişiz aslında. Ya ama şöyle bir durum da vardı. O Enzo giriş şimdi de. Dışarıda yağmur vardı. Sonra böyle inşaat falan vardı. Falan böyle ama artık götümüzün içinden ve o sesi duyuyorduk böyle yankılanıyordu. Çok tatsız bir şeydi ben o ya. Havaya dini yaptım, restart yapamadım, gelmedi. Siz de artık bu maçı beğenmezseniz, bu nasıl maç amına koyayım diyorsanız da sizin ben amınıza koyayım yani yeter artık. The knee! Harika bir ekleyin diyorsun. Bir tek sen the knee yapabilirsin amına koyayım. Wow, İnsan bir maçı 3 gün boyunca oynar mı ya? Ha. Drop kick yapacaktı ancak Sekiros geri çekildi. Ve şimdi omuzlarını alacak. Hazır mıyız ümidi ailesi? Bakın şimdi ne yapacağım. Oo, Hacı Booster. Değil. Reverse Falcon Arrow. Şimdi Gak. Çünkü Sekiros'un isim bilinize eski bir Falcon Arrow animasyonu var arkadaşlar. Hala kaldırmamaları gerekiyor. Şimdi git. Skid aç. Ve bir elbow strike Randy Orton'a şimdi. Elbow şeyine gir. Aynen güzel duruyor. Ayrıca duruyor. Kolundaki bilekliği de. Ona sevgilisi yaptı. Parsa. Sevgilisinin kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız da Universe modu bir sonraki bölümlerini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Bir çünkü Angus'la. Orada Lana ile birlikte Rusev ve Samurai'ye karşı bir feud'a girecek Randy Orton. Sonra hiçbir yere bağlanmadan bitecek. Ve Power Slam daha. Power Slam City. Ama çok kalbim. Vaaaaa! Aman tanrım. Oç. Dını yapmayacağım çünkü kötü duruyor. Pitch. A. Gak. Allah aşkına beni masaya at. Atarım. Allah aşkına at. Atarım oç. Bana emir veremez. Bas X'e bak. Şimdi aşağıya inip yapmayacağız. Şimdi ebeğini sikecek. Allah aşkına. Oh. The punch. Aşağı inmeyecek. Evet. Bak ne güzel. Bas. Ve şimdi. Rock. Bottom. Harika bir hareket Randy Orton'dan. This is awesome. Yine NXT diyorlar. Çünkü evet. Bildiğiniz gibi. Randy Orton NXT şampiyonu bildiğiniz üzere yazık ki kesinlikle. Hayır değildi. NXT şampiyonu. Ya biliyorum onu. Rap. Brock Lesnar. Ve Finn Balor da WWE 2K7 Universe modda ağzıma sıkıyor Randy Orton şu anda evet sayın seyirciler. Pitch. Oo. Oo güzel bir keep up. Ve bir Enzuki ya. Ancak Randy Orton yere düşmedi. Drop kick denedi, düşmedi. Yapacaktı. İzin vermedi Randy Orton. Pitch. Randy Orton. Şimdi. Oo bir back elbow strike. Kalk pitch. Yapma ümidi ailesi. Yapmayacağım merak etme. Ha iyi miyiz? Ve şimdi. Olamaz. O'Connor. Chad Gable'a bir gönderme. Bu. Muazzam Joe. Bununla Chad Gable ne efsaneler bitirdi. Bunlardan biri şeydi. Drew Gulak. Drew bununla bitirmemiş. Drew Gulak'la bitirmiş. Aynen. Drew Gulak'la maçı yakalık kötüydü hatırlıyor musun ya? Orada tiksinmiştim ben ondan. Evet ne yazık. Berbat bir herifti. Muazzam herkese RKO. Muazzam herkese Randy Orton'dan. RKO. 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 Pitch. Acaba maç bu şekilde mi bitecek? Hayır ama yani kalkıp bir azıcık tırmanmaya falan başlamıyor. Gerçek WWE mi olacağız acaba? Bilemiyorum. Acaba Randy Orton Roy abinizi yaptığı gibi tutmayı beceremeyecek. At! Ah! Ah! Git! Ah! Muazzam bir dinleyi. Allah aşkına! Eğer yoksa kareye falan basarsın güzel belki de yapardın. Ya. Bas kare. Frost Splash! Harika bir hareket Seth Rollins'ten. Acaba şimdi ne yapacak? Moonsault! Reverse Larsen diye yapmadım çünkü pitch. Ve iyi bir insansın sen bayağı. Şimdi ben köşeye gidiyorum merdiven kurdum. Ya ne spot olsun. Sen güzel bir insansın. Sağ ol. Rica ederim. Ay. Biliyor musun geçen gün ne yaptım? Ne yaptım? Ringi kurmuştum. Ha o çok kötü bir şeydi ya. Dün en vizyonsuz şeyi falandı. Onun böyle işe yarayacağı ve güzel bir şey olacağını falan düşündün ya be. Abi artık 75 tane falan restart yapmıştık yani evet. Anladın mı? Ona anlaşılır bir sarı. I didn't have a choice. Evet. OMG çıktı. Yapsa mıydım? Hayır yapmıştım. Bilmiyorum. Böyle de güzel olur. Aaa! Randy Orton'un sersemlerine emin olmak için yaptı Seth Rollins. Hazır mıyız ümidi ailesi? Bakın şimdi ne yapacağım? Oh, Frog Splash! Harika bir hareket. Aman tanrım ya. Merdiven ikiye bölündü arkadaşlar. Arkadaşlar. Neler? Kral kısmında kapışalım mı bok var? O kral fighting geliştirsinler ya. Çünkü bilin sıkıyor insanı o çok kötü bir şey. Hiç hoşlanmıyor. Masaya koyacağım. Belki bir spot olur. Bakalım buraya. Randy Orton'u orada toparlanmaya çalışıyor arkadaşlar. Biz öbür tarafa falan atarız. Çünkü çok olur. Tabii ki öyle olacak buraya. Ama dur şu tarafını da kuracağım. Bir dakika dursa Allah aşkına çok içimden geldi. Tamam kur. İzin veriyorum. Tamam. Sen o arada çıkıp alsın kendini. Öyle sarkılmaz mı? Masayla bir giriyorum elinde kemer böyle duruyorsun. Ha. Ay. Tamam, pitch. Dur. Aa! Oldu mu şimdi? Pitch. Aa! Çocuğu. Kafayı yemiş. İki bir şey dedik. Değil mi? Evet. Git. Ben şimdi kalkarken masaya koyayım böyle uzağa atacağım. Ben bunu alacağım. Pitch. Oç.
Allah aşkına sen! Ah! Oç! Piç. Ama finisher falan yap atan! Yapacağım zaten şu an enerjim yok ama. Piç! Ama şimdi vurmak istemiyorum çünkü aşağı düşeceğiz. RETIRE! Harika merkezi Randy Orton'dan masanın üstüne! This is awesome! This is awesome! Şimdi Randy Orton tepeye çıkıyor ve biraz alabilecek. Pitch! Ah! Pitch! Ah! Oh, şey olamaz! The ultimate disrespect! Ah! Harika. Seth Rollins avantaj sahibi. Phoenix Splash! İnanılmaz bir hareket. Seth Rollins aşırı yorgun düşmüş bir halde tırmanmaya çalışıyor. Alabilecek. Bir arket gaz sonra kendisi arket çek iki kez masaya düştü. Harika düşmüş. Bir şeydi. Ve şimdi Phoenix Splash yaptı. Acaba alabilecek mi? Böyle bitsin mi hata? Fark etmez Royal. Ama face. Bekle toparlayayım ha. Allah aşkına. Bir normal bir kısma geçeyim öyle at. Bir drop kick şimdi. Pitch. Ben daha spot yap. Yap Royal. Bok. Hani. O taraftan giremeyebiliriz. Bana. Seth Rollins'in moraya bak. O zaman tek giriş sandalyeyle Baron Corbin seçeceği special guest referee'leri pataklamak mı olacak? Bir drop kick daha şimdi Seth Rollins'in. Skit. Hayır. Curb. Stomp. İnanılmaz bir hareket. Şimdi gak. Orospu çocuğu sen. Az önce ne yapacak Seth Rollins? Bak bugün bir tane bile restart yapmadık ya. Aynen. Ve güzel de oldu yani. Sling Blade. İnanılmaz bir hareket. Dur bir şey deneyeceğim. Ne deneyeceğim? Ama önce senin şuraya gitmen lazım. Harika bir metalik drive. Ve Randy Orton hem dışarı yuvarlanırken hem de bilgelice merdiveni de aşağı atıyor Seth Rollins top avantajı kullanamasın diye. Pitch! Oç! İşte bir atlayamazsın. Suicide dive! Hadi değiştirmişsin. Normalde bu barrel roll ne yapıyor? Değişmeyi iyi olmuş. Beni dinleseydin ki. Çünkü OMG'dekiyle aynı şeyi falan yapınca sıkıcı oluyor. Seth ne yapıyorsun? Böyle şeyler yapma Seth. Üzüyorsun beni. Böyle hareketler yapma ya. Sana yakışmıyor ya. Topar. Bir insan. Gel bu oç. Yeter. Dur geleceğim ama önce spot yapmam lazım. Acaba ne yapacak Seth Rollins hiç bilmiyorum. Gel lan. Meydan ok yoksa. Atla oç. Yus atla. Pitch işte atlayamazsın ben biliyorum böyle şeyi. Görüyor musun sala? Harika. Hayır. Dragon Suplex hareket etsin Seth Rollins'e. Çıkıyor tepe. Ne yapacak? Bir moonsault yapacaktı Randy Orton. Ona izin vermedi. Ve şimdi bir Brain Buster. Harika bir hareket. Gak. Crossline. Ve şimdi Randy Orton köşeye geçti. The infamous pancake. Harika bir hareket Randy Orton'dan. İşte böyle. Ben böyle güzel hareketler yaparım. Hayır. Ne diyeceğim masa altında da bu tarz masa vardır. Olsun. Ooo double acaba iki masayı birden mi kuracak? Bilemiyorum. Acaba. Dışarı mı kuracak ikisini de? Belki. Üst üste. Set kalkana kadar acaba. Bir tane vursa mı sete düşse kötü olmasa. Ama drop kick. Drop kick yediyse düştük. Ya bak piç. Dur lan. Bak bu aklım bir şey yok. Hata. Efendim. Sen şey. Superplex yapmak istiyorum. Hayır. Ama hayranım çok seviyorum. Allah teşekkür ederim. Güzel bir hareket. Git piç. Skip. The punch. Eleştiri olmayınca her çok güzel değil mi Royal? Değil mi ya? Evet. Her şey ne güzel. Bir drop kick. Her şey çünkü çok güzel olacak demişlerdi Royal. Ondan. Neler. Seçimi izledin mi Royal? Çok güzel, eğlenceliydi. Ama Royal zaten biz kalkıp... Allah WWE 2K19 Universe modunu çekerken kimse hapse girmek istemiyor hatta abi. Bence de.
ve bir backbreaker. Bunun ne alakası var? Allah aşkına ya. Çok iki tane masayı üst üste kurabilir miyim? Çok içimden geliyor. Olur ben kuralım. Seni içeri atayım. Ben diyecektim ki sen şey yap. Ama buraya toplan gerek. Kıt olması lazım setin. Neyse gel bari bir spot yapalım şuraya. Olur. Gel bak. Drop kick. Yukarı. Gak. Hayır. Sen high back yapayım hiç tahmin edemeyeceğimmiş. Hayır. 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 Acaba şimdi ne yapacak? Şimdi sikeceğim seni. At. At. Randy Orton olmaz. Seni çıkarttı. Ne yapacak acaba? Ve şimdi. RKO. RKO. Hark hareket. This is awesome. This is awesome. Randy Orton merdiveni almaya gidiyor. Niye bu tarafta kırılı duruyor? Hadi bakalım. Hadi WWE şampiyon kemerini alabilecek mi? Seth Rollins toparlamadı. RKO! RKO olamaz! Seth Rollins sende ultimate disrespect! Hiç beklemiyorum böyle bir şey. Hiç! Şimdi Seth! Ulan Seth Rollins anahtar sahibi aşırı yorgun bir vaziyette. Tepeye çıkıyor. Randy Orton kalkmaya çalışıyor. Acaba Rollins'i durdurabilecek mi? Bilemiyorum. Bir tane kaldı ancak Rollins Orton'u fark etti. Alamaz. İntikamını alamaz. The Orton's starting. Alamaz. Seth Rollins. Yeni WWE şampiyonu. Randy Orton reynini bitiriyor. The Architect. Güzel maç ya. Harika bir şeydi. Böyle çok hoş spotlar var. The Stomp into an RKO görmedik ama olsun. Evet olsun. Sonu harikaydı ya. Çok böyle şey oldum, rahatladım şu an. Ben de o güzel hissettirdim. Hani de bekle çünkü çok kötü hissetmişim ben. Evet. Bak backbreaker'la kırıyoruz. kırmadı. RKO. Bak Michael Cole korktu. Aynen. Ama pardon ya. Seth freaking Rollins is on top of SmackDown Live daha. Şova geleli. Bir ay oldu. Ancak ama kalitesini şimdiden gösterdi. Şimdi baktığında harika durmuyor mu kemerle? Muazzam. Çok neyse güzel o zaman main eventimize. Geçelim abi. Ve şimdi de günün main eventi. History in the making. Bir ay önce Survivor Series'ten önceki cumartesi günü Liv Morgan Mania Classic kazanmıştı. Ve buraya gelmeye hak kazanmıştı. Bugün burada Armageddon'da Universe Mode'un ilk kadınlar pay-per-view main eventi olacak. Liv Morgan vs. Asuka Raw kadınlar kemeri için. İlk gelen isim Liv Morgan, favori güreşçisi olan, kendinde büyük önem taşıyan Lita'ya bir tribute'da bulunarak geliyor. Kendisi bildiğiniz üzere geçtiğimiz Raw'da değil, ondan önceki Raw'da The Authority'ye katılmıştı. Asuka'ya bir tag team maçında ihanet etmişti ve şimdi arkasında Stephanie ve Charlotte var. Bu maça dahil olmayacaklar büyük ihtimalle. Liv Asuka'yı ağzına kendi kendine sıçmak istediğini söylemişti az önceki random backstage segmentta çocuğuna mikrofon tuttuğunda. Bakalım Liv Morgan uzun süredir tepeye çıkmayı bekliyor. Eski bir Raw kadınlar şampiyonu ancak shut rakibi up, de Byron. The Empress is here. Ancak rakibi de Ronda Rousey kick out yapmasa onu az daha yenecek olan isim. Ronda Rousey'i şimdiye kadar en çok zorlayan isim. Aynen. The Empress of tomorrow, today and forever. Future. And forever. Asuka kemeri yok çünkü ringin tepesinden sarkıyor şu anda. Aynen bakın güzel bir attire giydi. Geçtiğimiz ilk 18 Universe Mode'da bizim hep bu kıyafetle geliyordu ve güzel de bir kıyafetle özlediğini çok eski fark ettim. Eski günlerine bir gönderme, SmackDown Live günlerine bir gönderme. Aynen hiçbir sebep olmasına karşın ancak kendisini starlaştığı brand SmackDown olduğu evet için de bu first ever Rumors main event'te de kendisini bugünkü hale yeten SmackDown Live'a bir tribute'da bulmak istedi Asuka anladığımız kadarıyla ve öylesine giydi. Bu normal bir şey. Bu şekilde hem Stephanie McMahon'a da birazcık sinirlendirmiş oluyor. Çünkü bildiğiniz gibi Raw General Manager Triple H'in karısı kendisi eğer bilmiyorsanız. Aynen. General Manager naipliği yapıyor bildiğiniz üzere Stephanie McMahon. Çünkü Triple H hala ortalarda yok. Çünkü Survivor Series'e saldırıyor öyle bildiğiniz üzere. Çabuk. Asuka. Maske çıkar. Piç. Asuka peygamberliğini ilan. Ne yapıyor? Liv Morgan, Darth Vader. RKO dedi. Yani kipetten baş yapamadı Asuka ancak sonra yapabildi. Çok sürüyel bir başlangıç gibi. Çünkü arkasında tanrı var. Kadınlar da vücudunun tanrısı var. Aynen. Oha! Military press!
Slam! Harika bir hareketli Morgan'ı. Oha abi, keep up şimdi de. Oh. Şimdi gak. Senin orospu çocuğu senin. Gak. Ay. Çok orijinal başlangıçtı. Oha. Oha bir barrel roll. Harika bir hareket. Pembe ruj hiç uymuyor Atari'de. Ne? Pembe ruj hiç uymuyor Atari'de. Zigzag. Oha zigzag. Harika bir zigzag. Hala Dolph Ziggler'la birlikte sevgili mi olacaklar Liv Morgan? Olabilir. Ama çünkü Ziggler'ın bir ara öyle bir gimmiği vardı. Ne, evet, çünkü yani herkesin biraz... sevgili olması gerekiyor. Kesinlikle Ziggler'ın gimmiği o mu? Evet. Ve şimdi o Fudge Booster. İşte böyle gak. Ama abi o zaman WWE kadınların tek böyle şeyi milleti sevgilileri olmalı. Ne, başka hiçbir şey yok. Üzücü bir şey değil mi ya? Oooo! Asker harika bir reversal. Ve şimdi bir backbreaker. Gak. Gak. Girin girin içine. İlginç bir şekilde hoş duruyor. Ne, aynen. Ah! Ah! Oooo! Ah, yapman gerekiyordu. Ah! Gak! Ah! Orospu çocuğu da atlamayı bilmiyor. Doğru diyorsun. Ben sizi annenizi atlarım. Huuu! Abi potato run'ı şimdi. Bak ben atlayabiliyorum. Evet, çünkü sen harika bir insan atlar. Biliyor. Ooo, handspearing! Ooo! Hurrican! Rana! Harika bir hareket. Acaba Asuka'yı göstermeli miydi yoksa Royal Blizz'e yaptığı gibi? Aa, bir front smash! Gak! Drop değil ama neyse. Kostsa Michael Cole. Ooo! Arka smash! Olamaz! Acaba ne yapacak şimdi? Momentum kullanarak bir şey mi yapacak? Tabi faint yapmış meğer. Ooo! İki kadın da aynı şeyi düşündü. İki kadın da aynı şeyi düşündü. Ama Royal! Cinsiyetçilik! Asuka! Değil mi atar? Ne? Ve şimdi Asuka bir Chicken Wing Suplex. Asuka'nın Atari daha güzel ya, öbürü evet. Çok kötü. Öbürüne ben ne kadar sıkıldığımı diyeceğim, sen bunun gideceği fark ettin. Normal fark etmemiştim o kadar. Oo, Japanese Armbreak. Çünkü Japon olduğu için tek şey bu hareketi. Başka hiçbir sebebi yok. Bir Hip Attack! Atar. Pitch! Oradan da Hip Attack yapıyor. Oo, bak götümü ye. Orijinal olsa dedi bok gibi hip. Değiştirmiş. Oo işte, götümü ye. İki kişiye bir hoşuna gönderdi. Hoşuna gidiyor değil mi? Gak. Bunu rikişiren yemek çok üzücü değil midir ya? Ne? Sen böyle güreşçisin falan, rikişi geliyor sana. Allah aşkına, abi sen Allah aşkına. Oradan da atlayabiliyorsun. Ooo! Spinning kill kick! Harika bir hareket. Ooo! Tam kafan tekme atla hayvan. Ve şimdi drop kick. Şimdi gak! Ah hayır. Ümit ailesi hazır mısınız? Bilemiyorum, hazırlar mı acaba? Pitch! Go to sleep! Harika bir hareket. O zaman seni topluyor Liv Morgan, çünkü yemek hazırlayacak. Hiçbir sebep yok, öyle olmasın. Ah, Asuka toparlamaya çalışıyor. Making the dinner ready. Skirt. Pitch. Havalı olduğunu zannediyor sevinir. Bayrında diyor. Çok üzücü değil mi ya? Ah. Pitch, skirt, git. Burada karşında Liv Morgan. Sen doğru. Kimsin? Ah. Orası puh. Ah. Daha Ronda Rousey'i yenemiyoruz. Ama Ronda Rousey hayvani derece güçlü miyiz? Şimdi öl. Nasıl? The punch. Hazır mı yüzüm idaresi? Bakın şimdi ne yapacağım ona? Öldüreceğim onu, sikeceğim onu. Oo. Oo. Miydi? No! Oo! Harika bir Lita Bursa kaçtı. Lita yapacaktı. Evet. Hani Asuka ona izin verdi. Pitch. Oç. Neden ya? Ne? Niye izin verin? Biraz keep attack. Hayır. Bu daha güzel değil. O şekilde dinleyin yap. Bilmem. Bunun barricade breaker var mı? İnşallah koymuşumdur at abi. Yalnız o şekilde yaparsan dışarı atıyor. Ha. Ama fırlatırsan da atabilir. Neyse sen bir dene. Evet. Bak atmıyormuş. İnşallah vardır. Wow! Allah aşkına. Evet. Var. Evet. Barikatlara bir. Zıpya. Keşke burada da bir major hareket. Reversal yapabilsek. Evet. Çünkü güzel olur bayağı ya. Burada bir şey yapabilsek. Ne bileyim. Barikatın arkasındaki fena mı foran falan. Yes, zıpya koydum. Ya biliyorum. Nereden biliyorsun? Piç yeni koydum. Ben bilirim. Dün koydum da. Ben bilirim o yani. Biliyorum diyor ya. Oraya kuramıyorsan şu tarafa kuruyorsun. Masa hatta. Burada mıydı? Hayır, burada kalmış. Merdiveni kurmayı denemedim ben. Ya hayır biliyorum, merdiveni alacağım zaten, merak etme. Bir masayı kurmak istedim çünkü üzüldüm bu herhalde. Sen merdiveni kur öyle şey mi kıracağım? Merdiven yok, farkında mısın? Ne yok ki? Atan merdiven yok. Bazen maçların başında bug oluyor. Restart yapıyoruz biz de. Evet. Ama şimdi restart yapmadığımız için merdiven yok. Bu maç sonsuza kadar sürebilir. Evet. Japanese Arm Drag. Wow. Pitch.
Bak Asuka harika bir reversal. Pitch. Git. Ama comeback yapıyordum. Ayıp olmasın diye reversal değil mi? Gak. Lan. Tamam. Ya ben zaten seni kaldırmak için yapıyordum ta. Son saniyede. Close line. Close line. Ve bak, şimdi. Ula bir dropkick. Bakalım almaya çalışıyor İngilab'dan var mı acaba? Alınmıyor. Öteki yerlerde var mı? Allah aşkına. Oh. Çok rahatladım. Ay ben de çünkü korkmuştum öyle. Çünkü güzel de maçtı hani. Oradan dolayı ürktüm yani. Ay. Diğer signature'ım neydi? Bilmiyorum. Aa. Skirt. Ah. Hadi bu hipetek mi yapacak? Aa hadi. Lan merdivenin üstüne yapmaması lazım. Ay yani niye olmadı? Kötü bir insan çünkü. Evet. Hadi. Yap. Allah aşkına. Oh. Bu harika bir şey ya. Benim var mı suicide dive? Vardı. Aa ben bilmiyordum. Kıt. Özür dilerim buraya. Tamam. Oradan da atlıyor. Running hip attack değil. Free fall hip attack. Gak. This is awesome. Aa şu an vuramıyorum bacağımı. Çünkü joystick kontrol ediyorum arkadaşlar bildiğinizde. Gak. Pitch. O potato rana. Olamaz. Ümidi. 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 Harika bir dropkick Liv Morgan'dan. This is awesome. Wrestle forever. Vuramıyorum. Keşke vurabilsem. Ah. Omuzlarını aldı onu askerciden ne yapacak? Masanın üzerine mi atacak? Aa hayır ring posta atacak. Daha güzel bir hareket. Harikasın aşkım. Rica ederim. Ve tam kaburgalarını muazzam bir hareket askerden. Kurmayı bir denesene şeyin oraya. Nereye? Şu kısma da kurabiliyordum. Commutator masasının olduğu kısma. Olur kurarım. Burada bir dene. Şimdi kurmak istiyorum şuraya ama kalkman gerekiyor. Şöyle bir yakalım. Yatar şu o güzel ateş emersonu görmek istiyordum. Hatta kesin o hareket edecek bir şeyler olacak. Neye yakalıyoruz? Bilmiyorum. Doğru. Çünkü biz kadınız doğru unutmuş. Aa kadın artık aa. Aa lan first day women's main event'te yani olmuyor. Ayıp ama yani. Evet. Bir de ben deneyim pitch, biraz. Pitch. Gerçi o emniyeti değildi ama neyse. Pitch. Şunlar benim kuralım artık şu. Hala tam orası kalkman gerekiyor. Şunu. Yok. Benim yok muydu? Aa. Hayır tam kalkmadan yaptım çünkü. Pitch. Niye böyle bir şey? Kur. Liv'in öbür retire'ından bu daha güzel değil mi ya bunu kullan. Ha aynen daha çok beğendim ben bunu. Asuka acaba maçı bu şekilde mi yapacak? Lan Asuka hızlıca almaya çalışıyor. Allah aşkına. Hadi lütfen. Lütfen mezun yetsin. Allah aşkına. Zupia. Harika bir hareketli Morgan'dan. Ah iyi ya mutlu olabilirim aslında. Ayrıca At abi ben sana söylemeyi unuttum. Evet. Thumbnail kaydederken buradan kaydedelim. Çünkü maçtan sonra kaydedince bug oluyor. Tamam. ECT bir şekilde falan duruyordu bir şeyler olmuştu evet. En son bakarken. Evet. İnanılmaz bir zıpya yaptı Liv Morgan bizi asker. Bakalım evet. Zıpya yapmıştı. Liv Morgan what you can do I can do better bitch dedi. Ve şimdi bir masada alıyor Liv Morgan. Şimdi buraya koyayım. Kur bakalım. Oğlum ne olmaz. Ay. Nereden kurmak istiyordum şuraya? Niçin kurumun ya? Şuraya bir daha deneyim. Dene bakalım. Deneyim. Kuramaz. Buradan bir şey alın. Pitch. Kalbim çok kötü. Ver kırılsın. Aman tanrım. Asuka kötü bir insan oldu. Önce andırık daha. German. Suplex. Pitch. Ah. Çok saçma oldu. Evet. Ama. Go GTS. To sleep. Ancak Asuka yine düşmedi. Ve şimdi bir penaltı. Kek. Muazzam bir hareket. Asuka ters döndü. Şimdi ne yapacağım biliyorsun mu? Bilmiyorum. Skip. Tamam. Pitch. Lan şimdi harika bir hareket yapalım. Hayır. Sana kalmış o reverse direkt. Götümü yiyeceksin. Allah aşkına. Ya niye böyle şey yapıyorsun? Apron DDT falan yapacaksın şimdi. Pitch. Olas gut wrench. Power. Bump. Slam mı? Merkez. Ümidi. 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 Babo man. Yakamayacaksın buraya. Ben sana demiştim. Allah kahretsin. Oh. Ay güzel film ya. Yüzünge gelip hiç. Ah.
Skip. Ama tamam. Yeter artık. Reverse. Aaa yeter artık. Yeter. Yap. Şu hareketi yapma. Tamam yapmayacağım. Sinirim bozuldu. Kaç defa şey yapıyor. Önüne atıyor. Oh! Aldığın kısmı atıyor. Tamam. Oh, figure 4. Figure 4. Ama bu maçta pes etmek yok. Sadece Levin ayaklarını acıtmak istiyor. Aynen. Ki ayaklar acısa merdiveni çıkamaz. Evet. Askerin taktiği kesinlikle buydu arkadaşlar. Ultimate storytelling. Aynen. Ve şimdi. Tamam, niye böyle güzel bir hareket yaptın sen? Ay bu hareket ne ya? Utamadın mı ne yapar? Burada 1000 tane güzel hareket koymuştum evet. Ya. Mustaf! Mustaf! İnanılmaz bir hareket! Orada yaklaşık 7 saniyeyle catch finisher falan çıktı ya. Ayıp olmasın diye basma. Evet. Gel. Ama ya yeter! Sıkı, yeter! Ve tornado DDT! İnanılmaz bir hareket. Oh, çaplak! Bacağın çizici orada merdiven çıkamasın diye. Gak! Yani ne yap? Hayır, acı güzel aşkına, hareketi ben yapacağım. O çok güzel, güzel bir şey yapacağım. Ama daha belki... güzelini yapacağım. Ama Ryan benimki daha brutal duruyor. Ya niye bunu yaptın? Bak işte Allah da istemiyor. Cold break ha! Cold break ha! Hatta şimdi Morgan acaba merdiveni kurup şey mi yapacak? Gülsene bakıyorsun. Kalkabilirse. Kıt ya. Niye böyle bir şey yaptın deyip. Kötü insan. Ha, utanmadı ya bunu yapar. Kalkmadı hiç. Ay. Oo! İnanılmaz reverse baskı. Allah aşkına yeter artık. Asker yerleştirdi onu acaba ne yapacak? Oo! Ona! Onda da var! İşte bu! Suicide! Zupia! İnanılmaz bir hareket Asker'dan! Kırsaydı. Evet. Ayıp olmasın diye. Sen pile driver koymamış mıydın ki bana? Belki hayır o pile driver normal ise basınca yapıyor. Ha tamam. Kesin Ruby'de bu arada yoktu. Ben yanlış bir şey yapacaktım. Aynen. Asker acaba alabilecek mi vaktinde? Tamam mesaj geldi hemen bakmam lazım. Çünkü bok. Kıt! Ah! Sen sikler yani ayıp değil mi? Bir dakika geldim buraya. Ben imparatorcuyum ondan dolayı siklemiyorum seni. Ben de annem. Ah! Ama kesin atlayamayacak. Gak! Ya da gakma tamam. Elbow drop yapacak mı? Elbow drop izin verdi ona Asker. Pitch yap! Ulan. Keep! Ah! Tag! Muazzam bir hareket. Ay. Ah! Yeter artık. Bıktım hareketten. Ah! Ya skip. Yeter! Keep attack! Keep. Oraya 10. kez falan yuvarlandın yeter. Hip. Umarım buradan kesin var. Hip. Koşmadan dene. Atla! Aha! Oha! Mikiora! İnanılmaz bir hareket. Pitch! İşte böyle. Burada Omega var mı? Burada kötü bir Omega vardı hatırlıyorum. Eskiden vardı. Yok. Harbi'nin şeyi vardı da. Yerleşti lan Asuka. Ve şirin bir. Big Boot. Big Boot ama tamam. Öyle son yaptığı Big Boot mu olacak? Hayır. Ulan piç. Liv Morgan. Asuka'nın bir kez daha peşine. Asuka yeter mi dokuyayım diyorum. Ah. Ve aşağı attı onu. Ayağa kaydı. Oh, drop kick. Gak pitch nereye gidiyorsun? Ya buraya. Or pitch. Hayır. Oh. Flapjack. Ayıp ya. Merdan gelmesi için uğraşıyorlar ya. İnanılmaz bir şey. Gelin de pitch. Aa, hayır. Hayır. Go to sleep. Gidin merdan aşağı atacak şimdi. Hayır uçmadı o iyi bir merdan. Penaltı kick. İyi bir merdiven ona koydu. Şimdi ringimden siktir. Hayır. Git. Ah. Lip. Oh. Az Lip Morgan'a her zaman tantları. Tak kipapa basıyordum. O sıra kalkmaya başladı. Şimdi ağır ağır gelecek. Hayır. Hayır Allah aşkına. Hayır. Bu çok tatlı olur. Aa, tırmanış mı? Kıt. Niye böyle bir şey? Ben tam tırmanıyordum. Aa! Sigur git! Pitch! Yap! Aa! Asker'dan! Ne yapacak açma? To be Twist of Fate! İnanılmaz belki de Asker'dan! This is awesome! Awesome! Ve Asker! Merve'nin tepesine çıkıyor! Acaba alabilecek mi?
Aa kalkıyor. Liv'in gördü. Liv'in kalktığını gördü. Liv'in kalktığını gördü. Liv hemen peşinden çıkıyor. Pitch. Atlar tekrar Liv Morgan. Codebreaker. Harika bir hareket. Avantaj Liv Morgan'da şimdi. Hala çıkabilecek mi? Aldı. Aldı. Liv Morgan çıldırdı şekilde. Seyirciler coşuyor. Liv Morgan bir kişi şu an 31 çekiyor. Raw kadınlar şampiyon olmayı başardı. Harika bir insan. İnanılmaz bir maçta sıfır restart vardı. Evet, çok mutlu oldum ya restart olmadığı için. Suicide Spear falan var. Apron Pair Asuka kemeri alıyordu ancak alamadı. Acaba bunun sebebi ne? Acaba Stephanie bir şeyler mi yaptı? Ama bilemiyorum. Acaba tutkan mı yapıştırdılar oraya? O tam kafalı çarpmış görüyor musun? Orada boyun sakatlığı çıkmış olabilir. Evet, o yüzden alamadı. Göremedi böyle nereden koparacak. Aynen. Ay mutlu oldum. Bitti. Liv Morgan, two time round kadınlar şampiyonu bir başarı bu inanılmaz grilling matchup sonucunda. Harika duruyor Liv ya. Aynen. Woo! İnanılmaz bir galibiyet kendisi için. Armageddon Pay-Per-View'da 3 hafta sonunda bu kadar da arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bayan. Bayan.